Kendi yemek yapmıyor muydun daha önce, yoksa Yemek hamburger mi yapıyorum. yapıyordun? Hayır, hamburger de yaptım Aa. daha önceden ama böyle bir konsept ilk defa yaptığım için çok garipsedim. Güzel Umarım. güzel. Hadi gelin, Reklam çabuk izliyorum. gelin. Çabuk gelin. Nasıl, Reklam izliyorum. hamburgercisi Ne falan. düşünüyorsun? Aynen Olacağım yine işte. yine yine. Ooo, bana gelmeden şımarıldım. Nasıl olmuş tipim? Tam bir şef değil mi? Bir şef şapkan niye yok ya? Şef şapkam yok. Ama şey, Mehmet Şef şeyden yapıyordu. Peçeteden yapıyordu. Ben de yapayım peçeteden. Dur deneyeceğim. Dene bakayım. Ya listeye bakar mısın? Peçetelerimi ne hale getiriyor ya evdeki? Evde canavar besliyor. Niye gülüyorsunuz? Niye güldüğünüzü tam olarak anlayamadım arkadaşlar. Lütfen iyi davranır mısınız bana? Kendime şapka yapacağım önce. Yemekten sonra... Ya ben burada ne yapıyorum? Sen bana valar atlıyorsun ya. Şu halime bir bakar mısın? Tuba çok enerjisin. Durun. Klips teşekkür ederim. Onun için canımız kutlu olsun. Bu arada şefim ve... Oğlum nasıl yapacağım? Benim bunu yapmaya asla yeteneğim yok. Hayatta yapamam ben şapka ya. Dur şöyle yapsak, şöyle yapsak. Ben bunu mümkün değil yapamam. Güzel, Aha. şapkaya benzeyen bir şey yapman da kafi Oldu ya. mu? Boş ver. Bunu da mandamla Bu tutturayım. şey oldu ya. 1970'lerdeki hemşireler gibi oldu. Roger 3. ayını kutladı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bu yayın bayağı uzun sürecek arkadaşlar. Benim hamburgeri yapmam yaklaşık 2,5-3 saat falan sürebilir. Nilperen 12. ay. Volkov 5. ay. Eren kademe 2 ile 4. ay. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hazır mısınız? Kız bu tipte güzel olmamış mı? Çıkıyor muyum? Gideyim mi? Dur. Öyle olmadı. Deminki güzeldi ya bence. Bak ne yapacağım şimdi. Bak bekle. Neye benzedi? Tüme bak. Durun. Ters oldu. Ondan birkaç tane daha yapman gerekiyor. Birkaç tane daha mı olsun? Ha, Yukarı yukarı doğru mu? doğru. Yukarı Aynen. doğru mu? Tamamdır, yapacağım. Bizim sesimiz gidiyor mu yayına? Evet. Hı hı. Yamuk oldu bu. Ki bir tane daha yapalım. Ucuz yolu yemek yayını. Bir dahaki de kendime şey de alacağım. Mücahit hoş geldin. Berkan hoş geldin. Teşekkür ederim abonelikleriniz. Teşekkür ederim. Bence oldu şimdi. Gayet güzel oldu şapkam. Olmadı mı? Bir de bunu mandalla tutturalım. Ne Olmadı mı? evet. Çocuk Olmadı menülerin mı yanında verilen ya? şapkaya Bunu benzemedi var mi? bir dakika. Kral tacı. Haca Haca benzedi. benzedi. O dur. Tam ev yapımı işte şey ya. Bir dakika takamıyorum. Abi çok komik. Çido peçete bir de enayi çido yazsana ya. Bir insanın ne kadar çok komik Abi dediğini şey duydum. ben Tamam. dedikodu mu yapıyorsun? Evet Sesin gidiyor. arkadaşlar, bugünkü yemek yayınıma hepiniz hoş geldiniz. Sesim kesilmiyor değil mi benim? Kesilmiyor da sen niye YouTuber'a bağladın Tamam. Şimdi bugün sizlerle beraber şey yapacağız. Hamburger yapacağız. Başlıyorum o zaman. Hazır mıyız? Şimdi öncelikle malzemelerimizi buraya getirelim. Ben bunları hazırlamıştım yayından önce. Malzemelerimizi an? Alo. getirdik. Alo. Durun, tarife bakmam lazım. Tarifsiz yapamayız. Fidan'ın temsilcisine chat atacağım az sonra arkadaşlar. Dur. 1,5 su bardağı ılık su. Abi beni soktuğunuz hallere bir bakar mısınız ya? Beni sokturduğunuz hallere bakar mısınız ya?
Şu bir. Acaba ılık dediğin ne kadar ılık? Bu dışarıdaki. Tamam, evet evet o. Aynen dışarıdakisi. O. Bu mu? Tamam. Aynen aynen. Şu da şöyle. Çete atacağım şimdi. 1,5. Tıklayın linke. Tacım kalsın mı? Bence iyi. Burger King menülerinden çıkan taç gibi. Daha iyi. Harbiden çocuk menüsü. Çocuk menüsü. Bir çorba kaşığı şeker. Evet. Bir de ocakta ılıtacakmışsın. Kim diyor onu? Bilir kişiden geldi. Tülay abla yazdı. Öyle kabarmaz maya. Söyle ısıtsın suyu diyor. Anla kendine. O kabarır bak, kabarır. Bak şef edasıyla. Sonra cima. Şeker dökmeyi klip aldım. Valla şekeri koymadan demişti Çido. Ben söyledim. Elçi zevar olmasın. 2 paket mayayı yoğurt makarnada karıştır. Tamam. Her şeyi böyle şov yapacağım ben. Tarif için telefona mı bakıyorsun Çido? Ne için? Tarif için. Aynen. Bir şey diyeceğim, daha tereyağı var zaten değil mi? Haha. Tam tereyağı zaten şey tavada şey yapacak onu biraz daha. Tereyağı hani şey yaptım. Oda sıcaklığında sabah çıkardım. Şimdi. Bunları bizi karıştırıyoruz. Bunları göremiyorsunuz. Bu artık bir sonraki yayın olur. Abonelikleri okuyamıyorum bu arada. Şuna bakmayın. Tülay ablanın yazdığını sana direkt okuyayım mı? Oku. Maya kabarmadan diğer malzemeleri koymasın. Önce maya kabaracak. O benim tarifim, öküz aslına uygun yapsın. Tamam. Ya normal ekmek tarifinde şey diyeyim sana. Hani suyla mayayı başka bir kapta karıştıracaksın onu. Ondan sonra diğerlerini ekleyeceksin. Öyle diyeyim. Şimdi bu maya birazcık kabarması gerekiyor değil mi? Ben bunu karıştırınca. Arif Tülay şefi moruk. Şapka Gucci'den mi? Şapka güzel değil mi? Ben yaptım ya. Peçeteden yaptım. Güzel şef. Bilal şef diyorum ya sana. Tamam. Şimdi mayamızı karıştırdık. Bunu bekletiyorum. Bunun içinde biraz topaklar var. Bu topakların hepsi gitmek zorunda mı? Gerek yok değil mi bunların gitmesine? Giderse daha iyi olur. Yok ya, Sinoş nereden biliyor musun sen? Sinoş 22 yıldır hamburger yapıyor. Hamburger değil ki sadece, bak hamur yapıyor sonuçta o. Gitmek zorunda mı? Tamam, karıştırıyorum. O da gitsin be, o da gitsin. Sürüf yok ya, sos yapamayacağım. Ben normal ev usulü hamburger yapacağım. Peynirli falan. Soğanlı, domatesli. Öyle yapacağım. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Bugünkü yayınımda sizlere ev tipi hamburger yapıyorum. Topuğuncukların hepsi gitti. Biraz daha varmış. Şimdi bunun kabarması mı gerekiyor? Şeyim mayanın mı? Evet. Normal o farklı yerde duracak mesela. Diğerlerini de başka kapta birleştireceksin. Daha sonra ikisini birleştirirsin diye düşünüyorum ben. Tabii tarifte ne yazar bilmiyorum. Tamam. O zaman bir tane daha kap getiriyorum. Çiğdem yemek yayını açmaz diyenler utanır mı? Sanmam.
3 çorba kaşığı tereyağı. Bunlar bayağı yumuşamış anne. 2 tane yumurta. Dur dur öyle yapma onu. Ha tamam yaptın artık. Ama bunlar şey oda sıcaklığında bayağı eridi. Aha, yok yok o en son mesela hamuru yaparken mesela her şeyi karıştırdın ya. Evet. En son tereyağını en son tereyağı ekleniyor küp küp böyle küçük küçük. Öyle yapılıyor ama sorun değil böyle de yapsan olur galiba. Tüh. Olur olur ben bu tarifi yaptım daha önce. Ha yaptıysan evet, tamam. Evet sen daha önce yaptığın gibi yap şimdi kafası karışır. Tamam tamam şimdi... sen o bildiğin gibi yap ya. Dur şunu çekeyim de yumurta karışımı görün. Tek elle mi kırıyorsun? Aynen. Tek elle kırmazsan şey sayılmazsın bu arada. Aynen öyle. Bak havaya atacaksın onu böyle bir spatula oluyor ya orada. Aynen öyle. Oy! Tabii, biliyorsun beni. Atacak imzasını da yapsın. Ay bıcır bıcır düşmüyor. Kapıyla kırması gerekmiyor mu? Sen bırak kaç vurduğumu söyleyeyim mi? İyi değilsin. Ne yapıyorsun? Tamam. Sarısı burada kalsın. Şöyle kırmadı mı peki? Deneyim mi? Neyse ev her yer yumurta oldu şimdi. Yapamam ki. Nasıl kırayım? Benim hiç gücüm yok ki. Hayatta kıramam bunu böyle. Ama her yer yumurta olur ya. Dur şu halıyı kaldırayım o zaman. Zaten kırma şansım yok. Dur bir saniye. Bir de Tülay abla diyor ki daha önce de yaptı. Yok, gerek yok. Yok kadar teferruata. Beklesin 2 dakika eklesin malzemeleri. Karıştırsın tüm malzemeleri. Yumurtadan sonra elini yıkasın. Döverim onu. Aynen oku. O anne çido mu? Evet anne çido. Anne çido evet. Normalde yıkar heyecandan unutmasın. Yıkasın ellerini diyor. Yıkadım. Dünyanın en iyi annesi ya. Dur her seferinde havlu kağıt kullanalım da şef edası olsun şefler. Çünkü bu havlu kağıtlar beleş. Hepsini havlu kullanmazlar. Ellerini böyle yaparlar sonra bunu da böyle atarlar. Havlu kağıdıma karışmayın. Bir şef mali atası. Bir çorba kaşığı tuzdan emin miyiz anne? Dur cevap geldi şimdi ben diyeceğim sana. Az mı geldi? Çok geldi. Normal bence ya. Anne benim mayam kabarmadı ama. Ama dedi. Dedi ki ocakta ılıtmadığı için mayası kabarmaz dedi. Ben seni uyardım dinlemedin işte. Kabarmadı bu. Bir tane daha yenisinden yapayım mı onun balık suyuyla? Tamam bir saniye geliyorum. Allah'tan evde iki tane daha var ha. Bunu döküyorum o zaman. Evet ziyan etti arkadaşlar görüyorsunuz. Ne yapabilirim kabarmıyor. Bir mayanın ne kadar olduğundan. Diyor ki yeni maya açıp ılık suyuyla ve şekerle eritsin diyor. Tarifte ne yazıyorsa o diyor. Miktarları sormasın diyor. Tamam özür dilerim ya. Suyu. Şuna sar mı acaba? Şeker ekleyecekmişsin unutma onu. Şeker sonra. Üstünü en son kapatacağız. Durun. Bir... Pancar çorbası hayatta yapamam. Nasıl yapayım? Tamam şimdi bu ay ben çok gerildim. Sigara içmem lazım. Abonelikler için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu bayağı bu arada böyle şimdi bakmayın. Daha bunun hamuru olacak. Şeker şimdi değil. Dur şekeri sonra ekleyeceğim. Suyun içine şeker ekleyeceğim. Sonra maya ekleyeceğim. Önce suyumun biraz ılık olması lazım. Değil mi? Aynen. Sıcak olmasın, ılık olsun diyor. Tamam. Bekliyorum. Evet. Çünkü niye biliyor musunuz?
Şeyi bekleyeceğim. Nedir onun ismi? Hamburger ekmeğini bekleyeceğim. Onun mayalanmasını bekleyeceğim. Pişmesini bekleyeceğim. Ne yapacağız o arada hiç bilmiyorum yani. Boş yaparız be abi. Çok ısınmayacak. Efe oynarız Cido. Tamam ılık olmuş bu. Onlar ne çok ılık oldu lan. Eliyle baktı ya suyun üstüne. Neyle bakacağım? Şekil. Şefim menümüzde ne var bugün? Gel. Oo. Hamburger yapmak zor ama bundan bahseder misin bebek biraz hamburgerin herkesin harcı olmadığını, zor olduğunu. Bebek. Bebek. Hamburger yapmak zor herkesin harcı değil. Zehirlenme garantisi değil. Niye zehirlenir ki? İçinde yani maksimum ekmeğin tutmaz, kabarık olmaz, tadı güzel olmaz. Yani zehirlenmek için içinde bozuk bir şey olması gerekiyor. Bozuk bir şey yok ki. Tipim nasıl? Yandan gelen duman sigara. Açmak isterdim ama açamıyorum. Belki televizyonu açabilirim. Telefondan DC'ye girdim çünkü. Tamam. Şimdi bak diyor ki hamuru çok sert yoğurmasın. Poğaça hamuru gibi olacak. Sonra streç filme üzerini kapatıp bir de havlu gibi bir şeyle kapasın. En az 45 dakika mayalanacak diyor. 45 dakika. Kafamdaki şey ya, peçeteden ben yaptım. Olmamış mı? Yani nasıl yapacağımı bilemedim. Ben de o yüzden makasla buralarını kestim. Anne karıştırıyorum ben bunu. Hiç şu gibi değil. Mayanın tarihi mi geçti acaba ya? Üstünü kapatman gerekmiyor mu şişmesi için işte? Hayır ya, bunun direkt olması gerekiyor. Bu kuruma ya. Zıt bir olması lazım. Sen daha sen daha onları birleştirmeden zaten mayalanmaz ki o. Öyle mi? Birleştiriyorum o zaman. Sen normal tarifte nasıl yapıyorsun ki? Ben bak yorum yapıyorum da yanlış bir şey söylemeyeyim ben. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Maya kabarmadan karıştırma diyor Çıta Tülay abla. Kabarmıyor ki anne bu. Kabar mı? Kabarmadı mı? Kapak çıkarmıştım. Ben nereye koydum lan? Beklesin de şişer oluyor. Tamam. Bekliyorum. Sigaram bitene kadar bekliyorum. Deniz teşekkür ederim. Hoş geldin. Benim buraya sandalye getirmem lazım. Ben böyle sürekli ayakta mı oturacağım? Hoca kafalı neden acele ediyor? Sanki ilk defa yapıyor. Ama sanki bu mayayı getirmedik diye hatırlıyorum ben. Sen ayakta mı oturacağım dedin için daha düzgün. Pufta oturacağım. Ayakta oturmak ne? Oraya oturursan kaybolursun lan. Görünüyorum işte. Göremiyor musun? Şeyi getirsene. Yo yo görünüyorsun ya. Görünüyor da. Neyse kapanayım. Benim maksimum yemek yayını ya. Hamuru yormadan ellerini yıkasın çıldırttı beni burada. Tamam. Tülay abladan anlık bilgi ya.
arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle beraber mayın dur gelip oralarda geldiriyorum. Kedili hamburger. Her yerde buluyor ya kamerayı ya. Her yerde ya kamera aslında benden daha çok istiyorlar yayıncıları. Çido'dan daha iyi bir influencer diye yorumladım. Çocuklara mama verelim de bari bıraksın peşimi. Bak burada ne var? Harbi döner ustasına versektin lan. Ne sigara içti ya. Tamam. Aa kabarıyor. Ama biraz geç kabarıyor gibi sanki bu. Şunu şuraya koysam nasıl olur? Daha iyi okurum sanki. Size gösteremem, kapağını açamam. Zaten bunu böyle full fıçı kabarması gerekmiyor değil mi? Azıcık kabarsa yeter. Sonra üzerine un ekleyeceğim. Aynen. Ooo şefim hoş geldin. Beğendin mi şapkamı? Şef şapkamı. Piçoo. Karanlığa falan koyamam ya. Bekliyorum. Aa bunu 45 dakika nasıl bekleyeceğiz biz bu mayayı? Mayayı değil mayayı. Hamuru yapınca. Hamuru bekleyeceğim hamuru lan işte, mayayı hamuru, değil. Hamuru 45 dakika bekleyeceğiz ya. Evet. Nasıl bekleyeceğiz? Normalde çok bak uzun. Normalde hamuru bekletiyorsun ya 45 dakika. Sonra burger top hani burger ekmeği gibi yapıp bir de öyle beklemen gerekiyor normalde. Peki kıymayı da yoğuracaksın mı? Kıymayı mı? He. O arada onu yoğuruyorsun. Almıştır elle yuvarlak yapacak sadece ya onu. Aynen. Kıymalık yani. Bir şey yok. Ha o kadar mı? Ne bileyim biz köfteye tuhaf tuhaf şeyler katıyoruz. 45 dakika bekleyene kadar içine hazırlarsın işte bir kenara. Koysun oh. Mayayı malzemeleri karıştırsın ya. Tülay abla. Mali abimden taktik bence ver. De bu şişmiş zaten biraz. Sen Tülay abla varken yapmazsan böyle uğraşırsın ya. Ama Tülay abla varken yapsaydı şu an kafasına kaşık falan yiyordu muhtemelen. Bundan sonra ellerimi kullanabileceğim. Oo, size gösterebilir miyim şöyle küçük bak böyle olmuş gösteremiyorum. Ev kiram 3000 lira. Ben karşım daha sonra gelirim kolay gelsin Çilo. Teşekkür ederim Fatih. Bu Ataman düşmanı 31 100 bit atmış. Teşekkür ederim. Şefim iyi yayınlar demiş. Bu bitini kabul etmiyoruz. Tamam. Bak bak 200 daha atmış. Hazır mıyız? Ellerim gidiyor şimdi. Ay İstanbul Şişli'deyim. Hazır mıyız? Tamam. Bıcır bıcır bıcır. Şef Mali şey sormuştu ya kuru maya mı yaş maya mı da kuru maya ya şey kuru. Hazır mayalar şeydi. Pah maya. Instant maya aynen. Çido yoğurmadan ellerini yıka. Ellerimi yıkadım. He yıkamıştı Tülay abla. Gönlün rahat olsun. Ne yıkaması kardeşim o elin tada geçecek hamura. Tülay abla. Teri böyle o ter damlası düşecek o hamura. Aynen öyle. Biraz da sigara külü. Kedi tüyü falan oh, sigara mis. Tüyü yani onlar lezzet veren. İşte bu kadar kibar davranma şunu biraz
Ama vur şu ya. An kıvamı için daha hamur olmadı ki. Daha vıcır vıcır bu. Yok da mıncık mıncık yapıyor böyle. Harbi öyle kibar gibi sen kesiyor. Harbiden ya. Biz yemeği dışarıdan mı alıp gitsek? Biraz fazla oluyor bu. Ona şimdi var ya bizim var. Niye korkak şey yapıyorum ben onu anlamadım. Ya çünkü kıvamını kaçırmayayım diye. Önce hamuru... Yo çok uzaktan yapıyorsun niye? Uzak saçların... Üstü kirlenir Deltacığım. Yo üstünde şeyim var. Ha, şimdi hamur olmaya başlayacak. Hop. Ya bu ne ya? Bana yayında yap dedi. Ben bu olur. FPS oyuncusunun yaptığı şeylere bir bakın ya. Atom bir özele baksana bir şey yazacağım sana. Bak ya. Ses geliyor mu size bıçır bıçır? Un koyacağım koyacağım ama önce biraz ununu ala ala yapmak lazım. Sen bilmiyorsun. Dışarıda dökmedim, onu dökmüşüm sadece azıcık. Zaten benim hatırladığım buna bir kiloya yakın un gidiyordu diye hatırlıyorum, değil mi anne? Kaç tane hamburger yapmayı planlıyorsun Çido? Hayırlısı. Bu arada bu tariften 12 tane çıkıyormuş, öyle söyleyeyim. Haftalık işte. Unu az az eklesin diyor. Sert olursa olmaz diyor. Ya öyle yapıyorum zaten. Tamam ben sadece söylediğini iletiyorum. Yavaş ya yavaş eklesin. Bak bütün unu iyice sıyır mesela, bak görünüyor şeyden yayın. Aynen. Sıyıra sıyıra yap. Bittikçe eklersin. Hiç saçı da toplamamış var ya. Mutfakta görseler seni kalp krizi geçirir insanlar. Harbi yemek yaparken niye saçtan toplamıyorsun ya? Şimdi bir daha baştan abi. Elini yıkam. Saçını topla bir daha tekrardan. Oğlum artı. DC bir müzik botu mu açsanız acaba ya? Şöyle chill müzikler. Atayım da şimdi sesi fazla gelirse. Ha, ellerim şeyle. Aynen doğru. Bir deneyeyim. Yo yo çok gelir muhtemelen, o %100 gelecek çünkü. Bak kıvam almaya başladı, görüyor musunuz? Yavaş yavaş ben kıvamlaştı. Ben söyledim işte. Bak. Bak oluyor. Kendi tadına bakalım. Şöyle bir fotoğraf çeksenize. Buralara klip alın ya. Sen Discord'daki fotoğrafa aynen. Bak ya. Şu yüz abone maskesi gibi aynen. Hamur yedi ya. Hamur yenir ya. Çiğ hamura bayılırım bu arada. Küçücük yedim. Şurada un full dolu değil miydi lan? Çok koymuyor mu onu? Buna neredeyse gider bir kiloya yakın gidiyor ya. Ha. Bu tarif ama bir fazla burger ekmeği çıkar bu arada. Gerçi yarın falan kahvaltı 12 tane çıkıyormuştur ya, böyle yazdı. Bayatlamadan buzluğa koyuyorum. Sonra onu ben sandviç falan. Sen biliyorsun bu işi ya. Sen biliyorsun bu işi. Ben biri çok güzel şey yazmış. Aşçido. Aşçido. Yoruldum. Şuraya bak. Buna birazcık daha un lazım. Ya şu an kameranda ayna modu açık mı? Bilmiyorum ki. Bir açıp denedim, bir de açmadan denedim. Emin değilim. Hamuru hangi eline yoğuruyor? Sağ. Ekmekten sonra hiçbir şey yok bu arada. Dur olan kısmı ekmek zaten. Buradayım hala ben. He,
yayına gelmiyorsunuz. Ya Berat ya. Berat ellerin de şey. Hmm, DC'nin sesi gelmeyecek neyse. Ama Berat'cığım ya onu ayarlayıp 2 DC kullanmam gerekiyordu. Ne olur girmesem. Tek DC ile yapamıyoruz. Yayına ve bana gelen sesi ayarlıyoruz ya. Kamera yamulmuş olabilir çünkü şey. Lisa kameranın orada beni izliyor. Yoruldum. Duşumu çekeyim. Hiçbir şey yapamayacağım. Ellerimde kirli kaldım. Hesap bulmalık bir şey yok. Nasıl gireyim görmüyor musun ellerimi? Cıvık değil şu anda ya. Şu an buradaki unları yedirip sonra en son haline bakmam lazım. Önce şu ellerimden kurtulmam lazım. Şöyle alalım. Ama birazcık daha koyma. Ha şurada da bunlar varmış. Bunları da alalım. Hamburger yapamadın mı? Yayın sonu utanacaksınız. Onu söyleyeyim. Sizin için utanç verici bir durum olacak. Ya niye gayet güzel yapıyorum? Nesini beğenmiyorsunuz ya? Bu kadar yemek yayın içinde, yemek yayın içinde diye yalvardınız ya. Bana yaptım şimdi suçlu mu oldum? Şapkamı ben yaptım. Havlu peçeteden yaptım. Galiba bu un yetecek gibi. Odit hoş geldin. Teşekkür ederim 15 James'a. Pasta yapmıyorum. Şey yapıyorum. Hamburger. Hamburger ekmeği yapıyorum. Yemek yayını derken hamburger kastetmedi. Yeşil fasulye falan da olurdu. Ama yemek yayının makarası bu değil mi? Ben şimdi çıksam bir tane dümdüz bir yemek yapsam o zaman bir saatlik yayın olur ki. Böyle şimdi 4 saat falan hamburger yapacağız. Kori geçmiş olsun. Nasıl geçti ameliyatın? Ay. Galiba artık gücüm yetmiyor. Ya sen rahatta kalsana ya. Şimdi dört saatte bütün çete yaparım böyle ucu ucu yap görelim hadi. Aç mısın Kori git bu yayından. Hamburger yapıyorum. Biliyorum anne çok yormam gereksin de yoruldum yani. Tezgahta yoğurayım mı biraz daha? Size şov olsun. Hamuru görmüyor musun? Görüyorsunuz da. Ama bunu burada yoğurmak zor ya. Ben burada yoğuracağım. Kenardan güç alıyorum ya.
Hamuru fırında 50 dereceye bekletecekmişsin. Kim dedi onu? Ortaya mı yapıyor? 12 tane çıkıyor Sinci, hoş geldin. Çok yoruldum ya, yoğur yoğur. Yemin ediyorum kolum ağrıdı. Havun, hay havunu diyorum. Hamuru tavana atarsan olmaz. Yalnız hamuru çok güzel oldu ha. Biraz daha güce ihtiyacım var. Bak şu hamurun güzelliğine bak. Oh. Bak 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 bak. Bak hoppa. Bence bu hamur oldu. Alakam olmaz. Ben her şeyi yapıyorum. Çok yoruldum. Yemin ediyorum kollarımı hissetmiyorum. Bitti kollarım. Yorulduğum için olduğuna karar verdim. Yok lan, güzel oldu. Kıvamı bak. Kıvamı bak şimdi. Gösteriyorum size hemen kıvamını. Gösteriyorum. İzliyorsunuz şu anda. Bak kıvamı şöyle. Kerem teşekkür ederim abonelik için. Hoş geldin. Oldu değil mi? Yok yok, unluk hiçbir şey kalmadı. Bu daha mayalanacak. Mayalanınca da toplayacak kendini. O yüzden daha gerek yok. Şimdi streçimizi aldık. Evet arkadaşlar, hamurumuzu hazırladık. Bunları da streçimle kapattık. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Havluyla beraber kapatıyorum ki mayalansın. Yaklaşık olarak 22-17 saat, yani tam olarak 11'de bunu almamız gerekiyor. Mayalanmış bir şekilde devamını da yapacağız. Kıyma elleri lazımdı. Bir dakika, ona bakmam lazım. Kıyma, yumurta, orta boy soğan rendeli, 3 tüm sarımsak rendeli. Bunlar biraz kafa tutacak işte. Neyse ki yayına gitmiyor sesi. Bakmayacağım. Bakamam. Bakamam. Yok ki. Baba elimi keseceğim ya böyle devam edersem. Gözüm yandı ya. Kesin ağlayacağım şimdi. Hayır ya. Bak geliyor. Geliyor. Geliyor gözlerim. Bak yaşlanıyor gözlerim. Burnum da akacak. Biliyordum. O kadar fazla yanıyor ki gözlerim böyle olduğu zaman. Bak biliyordum ya. Biliyordum böyle olacağını. (Gülüyor)
muydu ki? Dur. Bir saniye. Yo, Twitch'le alakalı. Bende gözükmüyor. Şey, Twitch'ten kaynaklı ya. Bende drop gözükmüyor çünkü. İnternetimle alakalı bir sıkıntı yok. Allah ya. Üf. Dur şöyle yapacağım. Nasıl yapacağımı buldum. Böyle bir şey yapamıyorum. Geldi. Baba çok akıyor gözlerim. Ne yapabilirim? Akmasın artık ya. Burnum falan da akıyor. Hiç sevmiyorum. Şimdi yayında burnumu çekeceğim. Yeter. Üf. Aman. Bunu hiç etrafa katmamıştım ya. Gözlerim hiç var ya, şu an nasıl biliyor musunuz? Kıpkırmızı ya. Kıpkırmızı hem de. Bakayım şöyle yapsam böyle biliyor musunuz? Hala yatıyor gözlerim. Hala yakıyor gözüm. Şunu başka bir yere alayım. Ya hayır, şey oluyor mesela, herkese çok fazla etki olmayabilir ama beni mahvediyor ya soğan. Gördüğünüz gibi mahvoldum zaten. DC düzeltemiyorum diyorum ya. Ben benim internetimdendir o zaman. Şu an hiçbir sıkıntı yok değil mi? Benim tipe bir bakın ya. Çok komik gözüküyorum. Şimdi ne koyuyoruz? Bir tane yumurta. Çıkarayım mı şapkamı? Günde bir paket içiyorum ya. Dur sigarayı şöyle iç. İç. Çiğde soru ama 1,5 saatte ne yapabildik? 1,5 saatte ne yaptık biliyor musun? Hamurumuzu hazırladık. Hamurumuzun mayasını yaptık. Şimdi hamurumuz burada bekliyor. Mayalanmaya bakayım hatta bu ne durumda. Bakalım birazcık. Oo, kocaman olmuş. Bu şimdi büyüyecek, kocaman olacak. Ondan sonra bunu şey yapacağız. Yuvarlak haline getireceğiz. Hamburger ekmeği yapacağız. Fırına atacağız. Pişecek,
Ben o sırada işte şeyini hazırlıyorum. Kıymasını hazırlıyorum ama onun içinde işte bir sigara içeyim, ondan sonra hazırlayacağım. Dolaptaki fotoğrafı göstereyim size. Bunu şey Atom bana ikinci yıl şeyimde almıştı. He? Benim fotoğraflarım. Efendim Deniz, ne dedin? Hı hı. Koyacağım tabi. Normalde kameram kapalı, sigara içiyorum ama kapatamıyorum burada. Yani burada kamerayı kapatırsam hiçlik görürsünüz. Simsiyah bir ekran. DC sesleri gelmiyor. Evet, onu yapayım aslında. Tamam, Beroş girsin o zaman, gireceğim DC'ye ben de. Tamam, bu kadar sigara yeter. Evet, şimdi buna Berat girsin. Berat'ın girmesi daha kolay. Berat yayında değil, daha kolay yani onun girmesi. Ne koyuyorduk şimdi buna? Soğan bütün moralimi bozdu ya, soğanlı internet. Bu kıyma birazcık az gibi ama neyse artık. Koyalım. Evet. Koyalım. Oha, ona mı dikkat ettiniz lan? Sarımsak koydum, soğan koydum, 2 çay kaşığı tuz koyuyorum. Şu bir, şu iki, bir çorba kaşığı, mutfakta rankımız silver falan ya. Galeta unu, yoğurt, ekmeğe göre karabiber, pul biber. Bu karabiberle yapalım, karabiber yakışıklı. Ya benim her şeyim, ben tek yaşıyorum, bitiremiyorum ya malzemelerimi. O yüzden her şeyi dolaba koyuyorum. Şimdi yoğuruyorum. Aslında bununla şey mi yapsam ya? Eldivenle mi yoğursam bunu? Elim vıcır vıcır olacak çünkü şimdi. Neyse, ellerimle yoğurayım. Başka bir şey unutmadım değil mi? Dur, tekrar kontrol ediyorum. Kıyma, yumurta, soğan, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber. Tamam. Kimyon yok sanırım evde. Kimyon güzel olurdu aslında ama bol karabiber koydum onun yerine. Sesi geliyor mu size? Geliyor mu? Bütün bütün.
sebze koymayacağım. Aa, pekmez değil de ben koymayacağım ya. Kafamdakini ben yaptım Mido. Peçeteden. Koymayacağım. Hardal koyayım biraz. Bir de şef bir melez ama 200 lira değil mi? 100 lira. 50 liralık şef. Kıyma hamuruma göre az, evet. Hani bu biraz vıcır vıcır ama sanki öyle oluyordu değil mi hamburger ekmeğin şeyi, köftesi? Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sarımsak koydum. İyi mi yoğurmak lazım bunu? Ekmek yerine galeta unu koydum. Galeta unu mu ekleyeyim? AirPods'u mikrofondan değil de kendi mikrofonumu taktım ben. Onun sesi geliyor. Sesim iyi değil mi? Ne tekniği? Her şeyi sağla solla açıyorum, o mu? Tamam, bunumuz hazır. Şimdi şeyi sorayım. 6 yıl sonra falan. Bir sonraki yemek yayınında hangi yemeği istersiniz? Bir de yapayım mı bir daha? Sizce keyifli oldu mu? Daha bitmedi gerçi ama. Tatlı hiç beceremiyorum tatlı. Baklava açmak ne ya? Gerçekten hepiniz pizza mı istiyorsunuz? Pizza çok... Yani pizza, anladın mı anne? Pizza. Pizza mı yapayım? Zaten her yemek yayını yapanın ilk yaptığı şey pizza. Üzerine malzemeleri koyuyor yani. Bir de ben çok pizzacı değilim yani, o yüzden. Bir de evde pizza yapmak zor yani. O şey hamurunu falan ayarlamak. Pasta mı? Karnıyarık olabilir. Tatlı beceremiyorum ya. Hiç bilmiyorum yani tatlı yapmayı. Sarma mı? Sarma olabilir, evet. Sarma kolay hem bu arada. Sarma çok kolay. Sarma yapmakta bir şey yok oğlum. Karnıyarık? Yapmayalım mı karnıyarık? Tamam, bu da hazır. Ellerimi yıkayayım. Çiğ köfte yapamam. Oğlum çiğ köfte yapamam. Çünkü delta. Çiğ köfte abi yoğurması çok zor bir şey. Ben hamburger şeyini bile yoğururken yürüdüm diyorum. Yoruldum. Onu hayatta yapamam o yüzden.
Ne diyorsun Lalo? Şunu da makineye atalım. Başka da bir şey kalmadı senin. Okey. Bunu dolaba koyalım. Bu dolapta beklesin. Allah koyamıyorum. Aleykümselam, hoş geldin. Kuru pilavcacık mı? Ya bence böyle hamurlu şeyler yapmak, yani izleyici açısından söylüyorum. Ben mesela bir yayını izlediğim zaman bana kuru fasulye yapma aşamasını izlemek keyifli gelmez. Ama atıyorum, tuttum, bulamadım. Ne olabilir? Mesela... Ya atıyorum mesela hamburger ya da işte pizza, böyle şeyler, ya da lahmacun ya da mantı, böyle şeyler, ya da sarma. Bunları izlemek bence çok daha keyifli. Kendim izlesem yani onları izlemek isterim. Çiğ köfte yoğuramam. Yapamayacağın şeyleri yapmaya çalış. Abi eti kızartıyorsun. Ette bir şey yok. Bunu çıkarayım artık ya. Şapkamız gitti mi? Aynen, yaprak sarması yapabilirim. Bu hafta yemeği yaptım. Haftaya tatlı hiç beceremiyorum ya. Sıfır yani. Patates kızartmaya daha çok var. Daha bu hamurlarımı ben açacağım. Bu hamurlarını yoğuracağım. Ondan sonra bir 5 dakika falan öyle bekleyecekler. Ondan sonra onları pişireceğim. Fırına atacağım. Fırında pişecekler. Poğaça mı? Aslında bir nebze poğaça yapmış gibi hocam. Hamburger ekmeği yapıyorum yani. O da işte poğaçanın boş hali gibi bir şey. Hazırlamadım. Patates yapacak mıyım? Yapmayayım patates. Buzlukta. Hazır patates var. 10 dakika daha bekleyelim. Ha, bu kadar yaptık, uğraştık, bekleyelim. İyice mayalansın. Bu arada size göstereyim hamurumu. Bakın, kocaman oldu. Bu daha da büyür. Yiyeceğim tabii canım. Yapacağım, sonra da yiyeceğim. Yemeyeyim mi? Yenir ya. Onu o kadar yayında yaptım. Onu da duyarı kasılmaz yerim yani onu. Güzel olmuş değil mi şefmadım? Normalde bir saatte olacak işse sen 1,5'da yapıyor. Çok abartıyorlar. Bunun chat'i var vesaire, 10 numara gidiyor. Oğlum benlik bir şey yok ki. Hamurun mayalanmasını bekliyorum. 45 dakika onu bekliyoruz zaten. Ne yapayım? Batı yolla sucuk pastırmalarımı. Aynen. O arada bir bala oynayamam. Şu an ben bak, sizde yemek yayını açmak için ne yaptım biliyor musunuz? Arkadaşımla gittim. Laptop aldım. Laptop'tan açtım. Bütün, yani aslında sadece taşımadığım tek şey kasa kaldı. Kamerayı taşıdım, mikrofon taşıdım. Yoruldum ya. Ki de bu haline. Ne varmış halinde? Arkadaşımdan aldım yani, ödünç aldım. Tavşan. Ne diyorsun? Evi gezdiremem. Yani nasıl bir şey yapabilirim? Salonumu gösterebilirim ama salonum gördüğünüz kadar zaten. Yayında gördüğünüz yer, yani şurası da salonum. Burası gördüğünüz gibi mutfağım. Mutfağımı görmemişsiniz. Onu gördünüz. Şu arka taraftaki kapı odam. Solda da tuvalet var. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok evde. Onu telefondan gezdiririm. Kamera kablolu ya. Nasıl gezdireceğim sizi evde?
Siz iyice influencer yapıyorsun. Ben Bolu elincisiyim. Alo. Tekim aynen. Bu kadar evim. Ne kadar? 70 metrekare falan. 70-75 galiba. O civarda bir şey. Bugün menümüz hamburger. Şeyim nasıl? Önlüğüm. Bunu var ya, geçen sene annemle beraber yayın açacağım, hamburger yapacağım diye aldım. Bir sene sonra o hamburger yayın açıyorum ya. Bir sene olacak ya, bir. Tatlı yok. Şapka benim, ben yaptım. Bu arada abonelikler için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer donate attıysanız göremedim. Abonelikler için teşekkür ederim. Bitler için teşekkür ederim. Hiçbirini göremedim yani. Kiram 3000 lira. Ben 6 senedir falan aynı evde oturuyorum. Geçen sene 1700 lira veriyordum. Bu seneki şeyden dolayı hem 5. senemi doldurdum. Onun için hem de olan işte zamdan dolayı falan ev sahibim 3000 lira yaptı. Yine çok iyi ama. Aha Burak hoş geldin. O önceki seneydi. Pandemide, hatta pandemide şöyle yapmıştı. Pandemi döneminde abi kiram 1700 liraydı. 1700'e ilk sene, pandeminin ilk senesinde zam yapmadı. Dedi ki bu sene dedi pandemi var dedi. Çok sıkıntı falan dedi. Hani biliyoruz durumu dedi. O zamanlar bir de şeydi, yayıncılığa yeni başlamıştım. Para da kazanamıyordum doğru düzgün. Sağ olsunlar. Hiç zam yapmadılar. Bir sonraki sene 1750 lira yaptılar. 50 lira yükselttiler. Bu sene de işte 1750'den 3000'e çıktık. Çok iyi ya ev sahiplerim. Nazar değmesin maşallah. Bir 6. 6-7 dakika bir şeyde oturuyorum. Şişli. Tabii 3000 çok iyi oğlum. Şişli'de oturuyorum bir daha. Şişli Bomonti tarafındayım. Bomonti Feriköy tarafındayım. Hoş geldiniz. Valla benim de yayınım çok tatlı gidiyordu. Önce soğan gözlerimi yaktı. Ona gıcık oldum. Sonra internetim gitti. Aynen. Bira fabrikasının oralarda işte. Eleksan Badr hoş geldin. Kamera yamuk mu? Yani kameram yamuk mu duruyor? Vallahi yapacak bir şey yok ya. Dur bir düzeltmeye çalışayım ama. Neyse ya, hiç ellerim şimdi kul bulacağım yoksa. Ellemedim. Kamera yamuk. Çünkü kamerayı nereye koydum biliyor musunuz? Raf koydum. Rafın üzerine iki tane falan tuvalet kağıdı koydum. Tuvalet kağıdının üstüne durdum. Enes hoş geldin. Teşekkür ederim. Gizem enerjisi gelmedi vallahi. DJ'yi ne yaptınız ya? Söylediniz mi Beroş'a? Kamera yamuk duruyor. Yapacak bir şey yok. Boşver. Çok da önemli değil. Düzeltemeyeceğim yani şu an onu. Ne yapayım? Netli ve kopmayı be. Kaç dakika kaldı? Son 4 dakikamız kalmış. Hadi bakalım. Hamurumuzu yaptık. Şimdi bekliyoruz. Hamurun olmasını bekliyoruz.
Mutfakta tabii ki de normalde böyle değil mi abi? Önlük takıyorum bazı yaptığım yemeklere göre ama şu kafamdakini kesinlikle takmıyorum. Bu havlu peçeteden yaptım bunu. Havlu peçeteyi kestim böyle oldu. Şöyle arkaya atayım ya. Saçlarımı. Yok ya, şapka şey oldu artık, bundan sonra her yemek yayını yaptığında, yani senede bir kere falan yemek yayını yaptığında bu şapka muhakkak olur. Şapkayı ama göz kafamdan çıkarırsam bir daha takamayabilirim çünkü mandalla tutturdum arkada. En son yayın sonu şey yaparız, gösteririm. Bence bu olmuştur ya, son 3 dakika var. 3'ün 5'in lafını yapmayalım, alalım buna. Ne diyorsunuz? Ellerimi niye kameraya gösteriyorum ya? Bu nereden çıktı? Daha da büyümüş, kocaman olmuş. Tamam. Hamurum. Boyum 1.63. On dakika yok. Nerede 10 dakika var ya? Asla 10 dakika yok. Haftada bir yemek yayını bilmiyorum ya. Yani sizin hoşunuza gitti mi? Haftada bir olmasa bile belki arada bir yapabilirim. Ya sıkıntı ne biliyor musun? Işığımı falan hiç sevmedim. Burada spot ışıklar var. Suratıma gölge düşüyor. Gıcık oldum. Hiç güzel durmuyorum. Ha, 1.63 boyum. Daha uzun duruyorum ama değil mi? Çünkü bunları yuvarlayacağız. Bir de ondan sonra 10 dakika daha bekletecekmişiz. Hakan hoş geldin. Teşekkür ederim. Bir 1.51 mi sandın? Nasıl ya? 1.50 gerçekten oradan bakınca boyum 1.50 mi duruyor? Bileli mi duruyor boyum? Yalan, hayır inanmıyorum, inanmayacağım. Hayır, yalan söylüyorsunuz, inanmam. Hayır hayır hayır. 1.10 gibi böyle. Son 1 dakika. Sonra 10 dakika daha bekleyeceğiz bir de. Aa, şey çıkarayım, durun. Bir. Ve. İki. Aleykümselam, hoş geldiniz. Yapıyorum. Öncesi hamurumu göstermek istiyorum. Ama bakın bu hamur bu şeye girerken ne kadardı? Şimdi ne kadar oldu? Bak hamurumu kocaman oldu. Bu hamur böyle mayalandığı zaman bayılıyorum. Dur. Bak hamurun şu haline bayılıyorum. Şöyle fıçık fıçık oluyor ya, bulup bulup böyle bulup 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 bulup. Üf, ne kadar güzel olmuş, ne kadar güzel olmuş ya. Dur nazar değdirmeyeyim, biraz hamuru yiyebilir miyim? Ne ya?
Ne olacak? Küçücük şu kadarcık minnacık bir şeydi. Ondan ne olacak? Şimdi bunun mühim olan kısmı ne biliyor musunuz? Ben şimdi size mühim olan kısmını söylüyorum. Bunun hamur yapmayan bilmez. Aynen öyle. Bunlar ağzının tadını bilmiyor. Aynen öyle. Bunun mühim kısmı şu arkadaşlar. Ne kadar yapacağım ben bunun? Boyutu ne olması gerekiyor? Denin. Bir topak da ne kadar? Şu boy iyi mi acaba? Küçük mü bu? Şöyle mi olacak? Böyle bir yumruk kadar mı? On iki eşit parça anne ben nasıl hesaplayayım? Bu nasıl bir şey ya? Şöyle yapsak. Şu bir parça. Ama küçük ama bunlar kocaman olacak sonra. Şu iki. Hala minnacık değil. Durun durun. Daha hala minnacık değil. 3. Sonra bunları bölüştüreceğim. Kabartma tozu yok bunda, hayır. Kendi mayası ben yaptım. Ben yaptım. Şu 4. Zor böyle. Mesela bu küçük oldu. Büyük mü oluyor? Şu 5. Yemek yayınının şeysi işte. Yapışmazlar ya. 3, 6. Tamam, buradan da 6 tane. 7. Mayalı hamur yapışmaz. Tamam mı? Yoz. Yoz, sert değil hamur. Hamur gayet güzel. İşte şu 10. Bak şimdi şu 11, şu 12. Tamam. Oldu. Şu parça küçük olmuş. Şuna biraz şundan ekleme yapalım. Şöyle. Şuna. Şu biraz küçük olmuş. Şundan da şuna biraz ekleme yaparsın. Okey. Tamam. Başlayalım. Arkaya atalım. Saniye durun ya, büyük olursa da artık kocaman kocaman olsun, ne yapalım, bir şey olmaz. Evde hamburger, yani yemek yapmak zahmetli değil, evde hamburger yapmak zahmetli abi. Tuba'cığım hoş geldin. İki, şu. Bunlar arasını açık bırakayım değil mi? Çünkü bunlar kocaman oluyor. İki tepsi pişireyim o zaman.
sürpriz yapayım. 6 6 koyayım hatta. Ben bunların aralarını full açayım böyle. Aynen. Biraz fazla bu. Çiğdem Hanım birkaç teknik hata görüyorum. Tüh. Beş. Bir tane şunu koyayım. Tamam. Bunlarımız hazır. Şimdi çok büyük oldu anne bunlar ama. Şimdi bunun üstünü kapatalım. Durun bakalım. Bu böyle bir 5 dakika falan bekleyecek, beklemesi gerekiyor. Üstünü kapadım. Şimdi diğerini yapalım. Kulaklığı sus olsun diye takmadım. Arkadaşlarım Discord'daydı da sonra bozuldu onun ses. 2 dc falan girmem gerekiyor. O yüzden yapamadım tekrardan. İlklerini böyle yapmadım bu arada. Keşke ilkleri de böyle yapsaydım. Havluda deterjan kokmaması gerekiyor. O yüzden kokladım havluyu. İlklerini şöyle içeri doğru yapmak gerekiyordu. Onları tekrar yapsam mı acaba? Olur mu? Bir şey olmaz değil mi bir daha yapsam onları? Böyle yapmak gerekiyordu. Sonradan hatırladım. Bir şey olmaz değil mi? Şef burada mısın? Kafamdakini ben yaptım. Benim eserim. Havlu peçeteden abi. Dediler yayın açtım şey yok mu? Ne odur onun ismi? Şapkan yok mu dediler. Ben de kendime şapka yaptım. Anne kaç derecede pişiriyorum? Anneme sordum ya. Aynen. Şu an onlar mayalanıyor ama onları tekrardan yapacağım ya. Çünkü onları böyle yapmadım. Onlar o yüzden biraz kötü olacak. Bunları çok daha güzel yaptım. Musa teşekkür ederim tehlike abonenin için. Hoş geldin. Tamam derecesini soruyorum. Tamam onları koyacağım en son. %80'den de peki şey hatırlamıyorum. Turboluda mı yapıyordum normal 180 mi? Fırını açacağım şimdi ısınması için çünkü. O da 10 dakikada fırın ısınsın. Başımdaki peçete evet havlu peçete. Tamam. O zaman buna koyalım. Bunları da düzgün yapayım. Bunlar düzgün olmadı. Annem ya şöyle ben normalde yaklaşık aynen 8 senedir yani yurdumu da sayarsam hatta 10 senedir falan yalnız yaşıyorum da annem kışın geliyor yanıma. Kalıyor 2-3 ay falan gidiyor sonra. Elime yakıştı ama. Hmm.
Bundan sonra yemek yayıncısıyım. Şef Mali sana rakip oluyorum, haberin olsun. Menümüzde hamburger var. Şimdi hamburgerlerimiz mayalandı. Hamurlarımız bir saattir falan mayalanmasını bekliyorduk. Şimdi bunları şey yapacağız. Pişecek bunlar. Biraz da tepside mayalanması gerekiyor. Bir 10 dakika kadar falan. Tek kalmamda ondan bahsetmedim ki, annemle yaşayıp yaşamadığımı sordular. Ona cevap verdim. Hayır. Okey. Bu hamurlarımız da hazır. Şimdi bunların üstünde bununla kapatayım. Ya şöyle, bunlardan 12 tane falan çıkıyor ama kaç tane çıktığı önemli değil. Çünkü buzluğa atıyorum bunları. Daha sonra da kullanabiliyorum buzlukları çıkartıp. Fırında ısıtıyorsun, çok güzel oluyor yani. Onluk bir sıkıntı yok o yüzden. Şimdi bunu da makineye atayım da sonra. Ellerim. Yalnız hamburger yapmak şakası uzun sürüyor. Ya aslında uzun sürmüyor da beklemek sıkıntı işte. Çel büyüdüğünde çel hamburger mi yapıyorsun, kocaman oldum. Önümüzdeki ay doğum günüm bu arada. Şu iş geç kalmış. Baş. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Görebiliyor musunuz acaba? Ne yapıyorsun? Çakma ya. Yirmi olmayacağım. 28 olacağım. Sadece bunu sakladık ya bunu. 29'dan gün almış olacağım. Ama 29 olmayacağım. 28 yaşında olacağım. 30 sonunda, oha, o zaman 30'cu. Vallahi yoruldum ya. Oturayım birazcık şuraya. Ayakta dur 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 abi. Ayakta yapmak da zor iş. Burada da bir tane bebiş var. Bebiş var. Bebiş. Ne? Ne var? O içeride uyuyor galiba diğer Misa. Kedilerin ikisi de Siyam. Oturunca da çatı göremiyorum. Yayın odam bir yerde kalmıyor. Yayını şurada açıyorum. Ben zaten yayını salonda açıyorum. Benim evim bu kadar. Tekrar anlatayım. Demin anlattım ama burası mutfak. Bu kadar. Şurada hiçbir ara falan yok. Hemen kameramın durduğu yer salon. Yani sizin normal yayınlarımda gördüğünüz yer. Şu arka taraf yatak odam. Mutfak bitince de şu kedi tuvaletinin hemen karşısında da tuvalet var. Bu kadar ev. Başka bir yer yok yani. Bu kadarcık. Gayet bana yetiyor. Kafiye. Şöyle ama tabii normalde sigara içtiğim için bir odam daha olsa fazladan çok daha iyi olurdu. Onu direkt yayın odası yapardım.
Şimdi sigara içtiğim için salonda sigara içiyorum. Kışın hava çok soğuk olduğu için camı açamıyorum. O yüzden salonda sigara içemiyorum falan. Eğer böyle yayın odam olsa çok tatlı olurdu. Kiramda tam olarak 3K. Ama aidatım var. Aidatımla işte ne kadar? 3.5'a falan geliyor tam olarak. 3K. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Şişli'deyim. Fırına atacağım. Bekliyorum şimdi. 5 dakika daha kalsın. Ondan sonra şey yapacağız. Fırına atacağız. Çıra 2 günde 20K dolar kazanıyorum. 2 günde 20K dolar kazanırsam giderim. Yayıncılık yapıyorum şu an aynen. BBL'de çalışıyorum. BBL talentım. Boş yapma bol oyna. Tamam. Tamam. Evet. Yapsak mı bunu yavaştan? Fırını açayım bence ben. Fırında bir şey var mı? Bakayım şunu çıkartalım. Ter varmış. Şuraya koyayım. Açıyorum fırına. Bence kafi ya bunun mayalandı. Okey yani. Bunu da 180'e aldım. Önce bunları pişireceğim. Şimdi kemikleri alalım. Bir de tutam. Acaba evde tutam var mıydı lan? Ben ona hiç bakmadım biliyor musun? Bir bakayım. Buldum da şu an. Teşekkürler, görüşürüz. Çörek otu koymayacağım ya. Sütlamlı yapacağım sadece. Hamburger var Ozan, hoş geldin. Görebiliyor musunuz siz? Görebiliyorsunuz, tamam. Bol bol sürüyorum bunu. Değil mi? Bol sürülür bu. Benim yemek yayını da biraz geç saatte oldu ama yapacak bir şey yok. Bavuk niye? Belki birazcık pekmez sürebilirim, çok az. Bir sonraki de pekmezli yaparız. Poğaça değil, hamburger ekme yapıyorum. Niye çok atlıyormuşum susam? Çok susam daha güzel ama susam severim ben. Ha, bir sonrakini işte yumurtayla karıştırıp yapacağım. Pekmez koyacağım birazcık. Poğaçaya benzemesi normal arkadaşlar. Zaten hamburger ekmeği de poğaça gibi oluyor. Atıyorum fırına. Kaç dakika pişecek bu? Allah büyük. Hadi bakalım. Allah'ım ne olur güzel olsun. O kadar uğraştım lütfen ya. Ne demek atma? Kafamdaki şef şapkanmış ya. Ben dedim mi? Dur şuna birazcık pekmez koyayım. Bir sonrakini pekmezli yapalım. Nın 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 boyu.
Bunu annem yollamıştı. Umarım pekmezdir herhalde diye düşünüyorum. Yumurtayla da mı dinlenecek? Daha ne kadar dinlenecek? Dinlendi zaten. Tam yaptım bu pekmezli, bunu diğerine süreceğim. Ya zaten yeterince mayalandı hamurum, yaklaşık olarak bir saat ya mayalandı toplamda yani. Zaten mayası da tutmuştu yani, kocaman oldu. Daha ne yapayım? Aa, bu bana lazım ki, nereye gidiyorum ben? Bu bana lazım. Lazım mı bana? Tamam, o sırada biz de ne yapalım o zaman biliyor musunuz bunlar pişerken? Hamburger malzemelerimizi hazırlayalım. İçine ne koyayım? Domates koyayım. Marul koyayım. Sonra köfte yaptım. Turşu, soğan koyalım. Okey. Soğan yine ağlayacağım ama bak. Soğanı rendeledim, her yerim ağladım. Sürekli ağladım. Bir sürü ağladım. Soğan koymayalım. Çedar var. Yakın zamanda evlenmeyi düşünmüyor Ömer. Soğanın nasıl olduğu önemli. O soğanı keserken ben yine ağlayacağım kesin. O zaman şöyle yapalım. Karamelize soğan yapıyorum. Olur mu? Umarım güzel olur. Şimdi bir tane daha soğan. Of ya, yine ağlayacağım ki. Şu kadar soğan yeter. Keşke sakızım olsa ya evde. Yok. Bu şapkayı havlu peçeteden yaptım. Ben bu soğanı burada keseceğim. Suyun altında. Burada keseceğim yani. Hatta bol bol yıkayıp keseceğim ki ağlamayayım. Ama ne yapabilirim ki su boşa akıyorsa ya? Şurada yağ kalmış.
Kedicikler koşuyor. Bu da zeytinyağıydı galiba ama bu soğuk zeytinyağı mıydı ki açıklayamadım ki. Açamıyorum, gücüm yetmiyor. Neyse ben bunu hiç koymayayım. Buradan ayçiçek yağı koyalım. Bu karamelize tereyağı koyuyor muydu? Ayçiçek yağı koyuyorum, şeker koyuyorum. Tereyağı yok mu? Soya sosu var. Soya sosu mu koyuyorum? Tereyağı da mı koyuyorum? Tamam, tereyağı da. Zaten soğanım az. Birazcık. Bebekim demiş ya. Bebekimi dinledim. Bebekim aşçı. Şapka satılık satayım mı şapkamı? Sonra şeker koyuyorum. Ne kadar şeker koyacağım? Peki sizce? Ekmeklerim kocaman olmuş. Bu kadar olmuşlar. Göz kararı koyuyorum ya. Önce soğanı koyacaktım. Neyse. Hayır, bu benim şef şapkam. Bir de küstüm. Niye göremiyorum ki? Mesajları hiç okuyamıyorum ki ya neredeyse. Çok da sokuyor. Aleykümselam. Ben de koydum tereyağı. Şeker de koydum. Bunu şeker koydum ya. Tatlı tatlı olsun. Aynen. Bu böyle kendi kendine pişecek şimdi, değil mi? Yüksek ateşte mi, kısık ateşte mi yapıyorum? DC sesi size gelmiyor.
dalmışım ya, yemeğe dalmışım. Konuşuyorum lütfen. Hadi dur. Ne zaman alacağım anne bunu? Ne yapacağım? Ne zaman alacağım? Olmuş mu doğru? Vallahi kaç dakika önce koydum ben? Köftem hazır. Ama hayır anne de yani. Üstü kıpkırmızı oldu. Alayım mı? Kaç dakika oldu? Ortalama kaç dakika oldu yani sizce? Neyse yani belki içi pişmedi. Çıkaramam. Fırının kapağını açamam. Dur anneme fotoğraf atayım. Atamam, yapamam. Anne bak sana fotoğraf attım. Baksana be. Yayını al beni sana yemek yapmayı mı? Şimdi sana yaptım hamburger ekmeklerimi görünce bunu söylediğin için utanacaksın. Üf, ekmeğe bak. Üf, diyorum sana bak. Hazır mısın ekmekleri? Bunları nereye koyacağım lan? Ben koymaya yer yok. Nefes. Hazır mısınız? Üf, şunların güzelliğine bakın. Gösteremem. Bunlar çok sağlıklı değil. Elim yanıyordu. Gösteremedim. Dur bunları koyayım. Pişmiş pişmiş ya. Şimdi dur. Şunları da. Miusa seni duyuyorum. Soğanlarım kısık ateşte şimdi pişiyorlar. Durun. Şunları da bir fırına atayım. Kendim yaptım evet. Ama... Hepsini ben yiyeceğim, hepsini. Buyurun şunları da fırına atayım. Elim ayağım birbirine dolaştı. Tamam. Benim tarifimde 12 tane ekmek çıkıyor arkadaşlar. Benim bu soğanlar hiç karamelize gibi değil, yanık gibi oldu ama. Neyse. Onu biraz daha mı şeker eklesek? En kısıkta şu an. Ekmeklerin üzerini kapatmam gerekiyor ki sertleşmesin diye. Ama bir dakika, bir tanesi de bir tanesini getirip göstermek istiyorum. Çok sıcak tutamıyorum. Ama şöyle yakından göstereyim.
Tanesini açsam mı acaba? İçi nasıl oldu ki? Popidik popidik popidik. Tabii bunlar birazcık burada kalsınlar. Tam kapatmadım bebek. Yok yok, tam kapatmadım üstlerine. Şey, havlu peçeteyle kapattım ya. Hafif böyle hava alıyor zaten. Havlu gibi kapatmadım. Açtım biraz daha üstünü. Tamam, ekmeklerimi soğurken o zaman şimdi hamburger ekmeğimizin içine koyacağımız şeyleri keselim. Ne koyacağım? Bir domates. Bakalım şuradan. Bir tane domates aldım. Uçuyor domatesler. Bir domates. Marul ve tam bu kadar. Peynirli köftenin üzerine edeceğiz zaten. Ha, turşu. Turşu var mı? Var galiba. Turşu. Şöyle bak. Evet. Ya beni soktuğunuz hallere bir bakar mısınız? Sos yapmadım. Sossuz mu? Ev tipi hamburger bu bire. Sosu yok. Peynirli, karamelize, soğanlı, domatesle marullu hamburger. Ve ketçap mayonezle. Tamam, bana şimdilik bir tane marul yeter. Şu an bir tane yapacağım. Bu arada chatte domatesi kabuğuyla yiyen var mı? Domatesi kabuğuyla yiyen deliler var mı? Turşu da çıkaralım. Bir tane ekmeğimi yesen mi ya bir tanesini? Şöyle bir tane. Şuna. Şu yeter. Bu da okey. Tamam. Şimdi. Her yer birbirine girdi. Bunları bir kaldıralım fazlalıkları. Marullarımı kurutayım. Bana domates. Şurada yapayım bari de. Karamelize soğan yapıyorum orada. Bana domatesin bu kadarı yeter sanırım, değil mi? Soğuduğumuz bu kadar. Açık açık. Soğanlarımı iyi, soğanlarım da karamelize oluyor, çok güzel duruyor. Göstereceğim size şimdi soğanlarımı. Soğanlar ölmedi, soğanlar karamelize oluyor şu anda. Rahat da kalsanız da ya, dur ya. Bana iki parça domates yeter. Şimdi. Turşuları sizce uzun uzun mu kestim yoksa yuvarlak yuvarlak mı kestim? Ne diyorsunuz?
Tost. Tost yapmayacağım. Tostsuz hamburger bu. Yine de uzun uzun kestim. Chat uzun uzun istedi. Tamam. Söyle Deniz, duyuyorum ben seni. Deniz sos tarifi vereyim diyor da. Boş ver Deniz ya, normal yapabiliriz. Anladım. Tahminlerimi de göstereyim size. Bence oldu bunlar ama siz de bir bakın. Şöyle oldu. Biraz daha tutsam mı? Tamam. Ne güzel olmuş tadı. Biraz daha su ekleyelim. Tamam. Aa, doğru lan. Bunlar da işim bitti. Köpte oldu ya. Ben şimdi bu hamburgeri yiyeceğim. Sizin izlerken canınız çekecek. O zaman ama yani yemek yayını değil mi? Yapacak bir şey yok artık. Ben çok tuz diyorum biliyor musun? Tuzu çok tüketiyorum. Çok kötü bir şey biliyorum ama evde şu an tuzum alıyorum. Nereye koymuşum lan tuzu? Alo. Tuz nerede? Küçük tuzluk olması lazım. Tuzluğum kayboldu. Neyse. Şuradan koyalım. Oğlum nereye gitmiş olabilir? Yok orada, yok yok. Nasıl görüyorsunuz ya? Ha, buraya saklanmış ya falan. Ne işin var senin burada ya? Saklandı yere bak. Tuzunu kim koymuş oraya? Kim koymuş onu oraya? Hadi ekmek dedim artık. Evet, şimdi sadece neyimiz kaldı biliyor musunuz? Şimdi sadece şunu yapacağız. Ekmeklerin biraz soğumasını bekliyorum. Ha, etimizi kızartacağım. Evet. Kızaracak olan bir etimiz var, doğru. Boyum yetti. Tavayı ısıtayım mı? Ama ekmeklerim hala sıcacık benim. Bunlar ne zaman soğuyacak? Bir de ben bunların bir tanesinin içine bakmak istiyorum ya. Birini kesebilir miyim?
Ama hamburger butik but yumoş 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 yumoş. Butik hamburger ekmeklerinin olayı bu ki zaten. Poğaça tipli oluyor yani. Biraz diyeceğim ben. Ama birazcık şey olması gerekiyor. Dinlenmesi gerekiyor. Tamam. Bunlar? Bunlar daha güzel olmuş bu arada. Bakın. Ekmek sürdü mü onlara? Yapıyoruz bu işi diyebilir miyiz? Hatta bunlar biraz daha pişse daha iyi olurmuş yani. Neyse. Her şeyi yiyorum ya bir de. Buna da son bir tur daha şey ekleyelim. Bunun tadı güzel oldu. Bir son tur daha şekerlerse ondan sonra yapacağım. Şunları. Uf. Ha şimdi şey yapacağım durum. Tavamı açtım. Önce şurada kendime ekmek yapmayı güzel bir yere alan açayım. Şurayı silelim. Hazırlamak için. Tavamın altını açamam. Bu tavanın full kızgın olması gerekiyor şimdi değil mi? Ketçap. Dur, ketçap dolaplar galiba. Ketçap, mayonez. Tamam. İkimiz alalım. Harbi acıktınız mı ya? Taşlarım dökülmez ya, bir şey olmaz. Taşlarımı arkada tutuyorum. Dolapta yer olmaması tabii o kadar karışık ki dolap. Kızgın şey de yapacağım değil mi ben bunu? Saçlarım rahatsız. Ben yiyeceğim ya. Sanki siz yiyeceksiniz. Ben yiyeceğim. Saçım varsa da saçımı ben yiyeceğim. Söyle ya. Yağ koyacak mıyız? Yağ koymayacağız bence. Yağsız pişmiyor mu bu?
kıyma çok yağlı gibi değil. Şimdi ekmek boyutuna göre demişler. Nem, şuradan şimdi bir tane ekmek alalım. Sen... Ben o bana çok yedir. Şu minnak ama burada çok minnak olmuş. Bak kocaman demişti, minnak minnak kaldı bunlar, gördünüz mü? Tamam, şu iyi gibi. Şuna bir tane uygun kıyma hazırlayalım. Puanlarım da okey ya bu arada. Gayet güzel oldu bunlar, kalsınlar. Şimdi tane. Bu taktiği de hadi göstereyim size. Büyük mü olsun tosta? Ya olmadı, bozdum. Dur. Hazır mısınız şimdi? En keyifli yerine geliyorum. Yağı da küçük bir şeye koymamışım abi. Sürekli şunu çıkarıp duruyorum. Beklediğim ay var mı? Daha aktif olması lazım sanki. Bitti ya. Bir tek eti kızartıyorum. Başka bir şey kalmadı. Bundan sonra artık şimdi... Hayır, şimdi şey yapıyorum. Nerede dükkan benim? Heh. Hamburger ekmeği. Şimdi hamburgeri hazırlayacağız. Bu etme, bu ekmek uygun gibi duruyor ya. Tamam. Bu şeye, köfteye birazcık daha galetini eklemem lazım ama birazcık şey olmuş, biraz hafif dağılıyor. Ah çedar çedar, dur. İyi dedin. Komşularımın koku gidiyorsa var ya, sövecekler bana bu saatte yemeği yaptığım için. Ketçap mayonez bu koyalım. Pişmedi mi? Evet. Ama birazdan atom.
Ben şey yapacağım. Şunu bir halledeyim de ondan sonra. Ha, bitti artık benim. İçi yandı mı diyorsunuz? Yok ya, köftem şey ince ve küçük. Şöyle yapalım. Ben onu nasıl pişireceğimi biliyorum. Şunu biraz altını kısalım. Tavanın şu tarafını alalım. Burada pişer şimdi. Altını kıstım. Yanmadı ya eti. Yo yo, zaten pişiyor, gayet daha pişiyor, yanmadı. Aspiratörü açarsan size çok aspiratör sesi gelir. Ha, şimdi şeyi koyalım, durun. Domatesimizi koyalım. Turşularımızı koyalım. Siz göremiyorsunuzdur. Biraz daha şöyle yapsam görebilir misiniz? Atom burada mı atom? Dediğimi duydun mu? Turşularımız da tamam. Aslında bir şey koymayacağım. Tamam, dedi ki birazdan. Bunu bil de. Tabak. Allah'tan yayına gitmiyor sesim Mete. Hazırım. Aa, soğan, soğan, dur, soğan yaptım. O kadar soğan yaptım. Nerede soğanlarımız? Dur, giyeceğim. Böyle oldu. Güzel oldu değil mi? Şef Çino artık yeni kanallarda. Marulu da koymayı unuttuk da neyse. Marulu da kalsın artık. İyi mi bir tane? Abi her şeyi hazırlayıp sadece hazırladım ya. Hiçbir şey koymadım içine. Vermem. Yiyorum. Bunu nasıl ısıracağım ben? Yiyorum, dur. Ekmeği ben yaptım. Ya fotoğraf çekmedim. Neyse, yayından fotoğraf alırım. Ya ben yaptım diye söylemiyorum ama gerçekten güzel olmuş yani.